Şimdi vektörlerle ilk bakacağımız işlem vektörleri bir sayı ile çarpma. Şimdi diyelim ki elimde bir R vektörüm olsun. Bunu A gibi bir sayı ile çarpmak istiyorum. Şimdi bu çarpma işleminin sonucunda elde edeceğim şey yine bir vektör olacak. A çarpı R vektörü bana yine bir vektör verecek. Şimdi bir vektörü belirtmek için değişik şeyler yapabilirim. Bir yönünü belirtmem lazım. Bir de büyüklüğünü belirtmem lazım. Bunu ister bileşenlerini, koordinatlarını vererek yapabilirim. İster işte şu yönde uzunluğu, büyüklüğü bu kadar diyerek yapabilirim. Ama bir şekilde hem boyunu bulmam lazım, büyüklüğünü bulmam lazım, hem de yönünü bulmam lazım. Şimdi R vektörünü biliyorum. Bildiğimi kabul ediyorum. A çarpı R vektörü yine bir vektör dedik. Bunun ilk başta büyüklüğü ne kadar olacak? Şimdi A çarpı R vektörünü A ile çarparak elde ettiğimiz vektörün büyüklüğünü, R vektörünün büyüklüğünü alırız. A sayısının mutlak değeriyle çarparız. Bulduğumuz sayı yine bir pozitif bir sayı buluruz. Bu bize R vektörünü A sayısıyla çarparak elde edeceğimiz vektörün büyüklüğünü verecektir. Böylece tanımlamaya çalıştığımız vektörün büyüklüğünü tanımladık. Ama tabii R vektörünü A sayısıyla çarparak elde ettiğimiz vektörün boyunu tam olarak tanımlamak için sadece büyüklüğü bize yetmez, bir de yönünü de belirlememiz lazım. Şimdi R vektörünün yönü bu yönde olsun. Şimdi A sayısıyla R vektörünü çarptığım zaman elde edeceğim vektör, eğer A sayısı pozitifse R vektörüyle aynı yönde olacak. Yok A sayısıyla negatif bir sayıysa o zaman da tam tersi yönde olacak. Böylece A sayısı pozitifse A çarpı R vektörü yine bu yönde bir vektör. Negatifse de bu yönde bir vektör. Böylece R sayısını A sayısıyla çarptığım zaman elde ettiğim vektörün artık hem büyüklüğünü bulabilirim hem yönünü biliyorum. Çünkü R vektörünün büyüklüğünü ve yönünü bildiğim için onu A ile çarptığımda elde ettiğim vektörün de büyüklüğünü ve yönünü de bilebiliyorum. Tabii bileşenlerle işlem yapmak çoğu zaman daha kolay olacak. A çarpı R vektörünün bileşenleri ne olacak? Bunu bulmak istiyorsak da yine X ve Z eksenlerimizi çizelim. R vektörünü şöyle bir vektör, şu doğrultuda bir vektör olarak gösterdik. A ile çarptığımız zaman yine sırf gösterme amaçlı olarak A vektörünün pozitif olduğunu varsayalım. A vektörü ile çarptığımızda pozitif bir sayıysa R ile aynı yönde olacak. Yine bu şemada A sayısının birden de küçük olduğunu varsayarsak A, R vektörünü A ile çarptığımızda elde ettiğimiz vektör R vektöründen de daha kısa olacak. Dolayısıyla A çarpı R vektörü de şurada kırmızıyla gösterdiğimiz vektöre benzer bir vektör olacak. Şimdi bileşenlerini nasıl buluruz? Herhangi bir vektörün bileşenlerini tanımlarken hatırlarsanız mesela yatay x bileşenini bulalım. X bileşenini bulmak için ne yapıyorduk? Vektörümüzün ucundan dik çizgiler çiziyorduk. R vektörümüz için bunu yapabiliriz. Bir de A çarpı R vektörü için bunu yapabiliriz. Böylece birisi ne diyelim ki R vektörümüzün x bileşeni x0 olsun. A çarpı R vektörümün x bileşeni de x1 olsun. Şimdi buradaki kırmızı ve mavi üçgenleri düşünecek olursanız bunlar benzer üçgenlerdir. Hipotenüslerinin oranı A ise herhangi iki kenarının karşılıklı iki kenarının oranı da yine A olacaktır. Dolayısıyla x1 bölü x0 yani yeni vektörümün x bileşeninin eski vektörümün x bileşeninin oranı da A olacak. Bu da bize diyecek ki A çarpı R vektörünün x bileşeni ya da x1 A çarpı x0'a eşit. Ya da yeni vektörümün x bileşeni eski vektörümün R vektörümün x bileşeninin A katı olacak. Aynı şeyi Y bileşenleri için de yapabiliriz. Y bileşenleri için yaptığımızda da yeni vektörümüzün Y bileşeni eski vektörümüzün Y bileşeninin A katı olacak. Şimdi buradan gördüğümüz üzere vektörleri herhangi bir sayıyla çarpmak aslında o vektörün bileşenlerini, kartezyen koordinatlardaki bileşenlerini o sayıyla çarpmakla aynı şey. Böylece koordinatlarını biliyorsak eğer herhangi bir sayıyla rahatlıkla çarpabiliriz.